you <smart noise> Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Beyin Spor Stüdyoları'na 9 Şubat Çarşamba günündeyiz ve her sabah, her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, var. iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? İyiyiz, bizler de teşekkürler. Değerli izleyenler, bugünün ilk gündem maddesi elbette dün akşam oynanan e, Zira Türkiye Kupası karşılaşmaları. Ve ilk olarak Fenerbahçe tarafından başlayacağız. Sizlere okuyacağımız ilk başlık Fanatik Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Fenerbahçe dibe vurdu demiş gazete başlığında. Ligde zirvenin 20 puan gerisinde olan Kanarya, Türkiye Kupası'nda da aradığını bulamadı. 45 dakika yani ikinci yarı boyunca 10 kişi oynayan Kayseri'yi deviremeyen Fenerbahçe maçı son dakikalarda 7 golle uzatma dakikalarında 7 golle kaybetti ve kupaya veda etti. Berisha Kanarya'yı yaktı. Fenerbahçe 10 kişi oynayan Kayseri Spor karşısında ikinci yarıda girdiği tek önemli pozisyonda Başrolde Mergin Berişe vardı. Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Alman forvet kaçırdığı gol ile saç baş yoldurdu. 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu son saniyede sarı kırmızılıların kullandığı free kick de barajda yer aldı. Berişe'ye çarpan topsa ağlarla buluştu. Maç boyunca da etkisiz kalan Berişe bu sezon çıktığı 23 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken 2 kez gol pası verebildi. Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan ara transferde Fenerbahçe'ye geri döndü. Kayseri Spor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk devrede elinden geleni yaptı. Devrenin son anlarında rakip ceza sahasına girmek üzereyken milli futbolcu Uğur Demirok, Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı pozisyon sonrasında Ozan sakatlanırken Kayseri 10 kişi kaldı. Yıldız oyuncu ikinci yarıda kendini denese de 50. dakikada yerini Pelkas'a bıraktı. En üstte de Fener'e Ramazan Civelek şoku başlığını görüyoruz. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek. Ligdeki maçta 90 artı 9'da Berişe'yi düşürüp penaltı yaptırmış. Mücadele 2-2 bitmişti. Dün gece 85'te oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu 90 artı 4'te Frikik'ten attığı golle Turu Kayseri'ye getirdi. Şöyle dedi maç sonunda. Ligde çok iyi oynadığım, maçta son dakikada yaptırdığım penaltı olmuştu. Çok üzgündüm. Ben topa vurmak için son seçenektim ama arkadaşlarım inandı bana. Benim vurmamı istediler. Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştim ama ekmek yediğim yere hizmet ediyorum. Kayseri Spor'a hizmet etmeye devam edeceğim. Sözlerini okuyucusuna aktarmış gazete. Hürriyet gazetesi. Kupa'da hazin son diyor. Sarı lacivertliler %65 de topa sahip olduğu 21 şut attı. bu 21 şutun kaçının isabetli olduğunu yazmış mı bu buraya bakayım yazmamış 3 21 ya şutun 3'ünün isabetli olduğunu biz burada Değil mi? eklemiş olalım hani kaç isabetli şutla tamamladı lig maçını kaç isabetli şutla tamamlamıştı 2 kupa maçını kaç isabetli şutla tamamladı 3 kaç şut çekmiş 21 biz bunu eklemiş olalım. Sarı lacivertliler %65'le ile topa sahip olduğu 21 şut attığı bir topunun direkten döndüğü Mert Hakan Yandaş'ın şutu. maçta son saniyede yıkıldı. 45 dakika 10 kişi oynayan Kayseri Spor, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ramazan Civelek frikik golüyle çeyrek final biletini cebine koymayı başardı. Kırılma anı neymiş? Kırılma anı. 45 artı 3'te Uğur'un Ozan Tufan'a ceza sahasına girdiği esnada yaptığı sert müdahaleyle 10 kişi kalan Kayserispor tek ciddi atanda 90 artı 4'te maçı kazandı. Maçın yıldızı sakatlıktan kurtulup 5 maç sonra formasına kavuşan Mert Hakan takımının en iyisiydi ve hayal kırıklığı bir türlü istenen performansı sahaya yansıtamayan Berisha dün de saç baş yoldurdu. Hocaların açıklamaları var onları da değerlendireceğiz. Şey, birazdan sizlerle paylaşacağız. Son sayfamız gelsin ekrana. Ha bunu sonraya bırakabiliriz. Sinan Gümüş Antalya Spor'da başlığını isterseniz. Maçla alakalı değil yani bir transfer haberi olarak. Bunu sonraya bırakabiliriz arzu ederseniz. Tabii. Gelelim maça. Şimdi kırılma anı yazılmış. Beriş'e saç baş yoldurdu yazılmış. Ee, 21 şut attı bir top direkten döndü. Evet bu şutların 3'ünün isabetli olduğuna kimse vurgu yapmamış. Biz burada söyleyelim, söylemiş olalım. Oyun anlamında bir şey ifade eder mi? O ayrı bir konu. Orada sözü size bırakacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Başlamadan önce e, kaçıncı dakikaydı? 60. dakikada. Miguel Crespo'nun Kayseri Spor, Yukatel Kayseri Spor ceza sahası içerisinde bir şutu var ve Hüseyin'in net bir şekilde açık olan sağ eline çarpıyor. Ee, devam kararı çıktı. Yani şöyle el gidiyor böyle, topla o şey darbenin şiddetiyle. Benim gördüğüm o tahmin ediyorum sol omuza çarptığı sanıldı ya da sol omuzdan döndü ya da sol omuzdan sağ kola geldiği görüldü ya da o şekilde karar verildi ve. Benim görebildiğim kadarıyla orada bir penaltı verilmesi gerekiyordu. Vardan da bir şey gelmedi. Gelmedi evet. Uyarı orada gelmedi. Vardı? Ee, bir e, itiraz 61. dakikada Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyon oldu. Ama sanki o çok e, penaltı gibi değildi diye düşünüyorum. Ama temas var mı? Var. O da ayrı bir konu. Son olarak da Yukatel Kayseri Spor'un golü bulduğu serbest vuruş öncesinde Ozay Samuel Emrah Başsan'ın mücadelesinde benim görebildiğim kadarıyla benim görebildiğim kadarıyla herhangi bir foul yoktu dolayısıyla olmayan benim görebildiğim kadarıyla diyorum yanlış anlaşılmasın. Olmayan bir faulden de bir serbest vuruş ve devamında da bir gol oldu maalesef. Ha bunlar Fenerbahçe'nin oyununu ifade eder mi? Etmez ama farklı da olabilir miydi sonuç? Benim görebildiğim geceden bende kalanlar bunlar oldu. Siz ne dersiniz? O zaman müsabakan analizi yapmadan önce şunu ekleyeyim. Madem Dur. bu pencereden açtınız konuyu 90 artı 3 ya e da 90 artı 4 değil mi? Fırıkiğin dakikası. Doğru. doğru. 90, 90 artı 3, 4. 90 artı 4. De orada bir frikik veriyorsanız nerede verdiğiniz o önemli. Hemen gidip köpüğü sıkmanız mi? lazım. Evet. Çok çok farklı bir yerden vuruldu. Hem önden hem biraz daha çizgiye yakın. Evet, hem sağ hem ön. Evet. Yani faulün olduğu yerle atışın yapıldığı yer arasında 2-2,5 metre Yaklaşık mesafe var, vardı evet. şey ama. Doğrusal değil. Yanlış anlaşılmasın. Çapraz şöyle. Çapraz bir şekilde 2-2,5 metre mesafe vardı. Yani Arda kardeşlerin yaptığı en büyük hatalardan biri o. Yani maçın içinde çünkü herhangi bir atış değil. Maçın temdit vuruşu. Pozisyondan sonra maçı bitirdi. Santrası olmadı golün yanlış hatırlamıyorsam. Santrası olmayacak bir vuruş. Maçın son vuruşunun nereden yapıldığı bütün atışlar için kritiktir ama maçın son atışı ise biraz daha kritiktir. Yani orada hemen düdüğü çalar çalmaz gidip sıksana köpüğünü. Ne yaptın yani orada o atış 2-2,5 iki, iki metre mesafeye atıldı. Benim de maç sırasında o dikkatimi çekmişti ya dedim. Adam Acaba. bu tarafa gidiyordu. Faul orada yapılmamıştı sanki dedim. Sonra sabah özetlerde baktım gerçekten de ilgisiz bir yerden atılmış yani. Doğru. Alakası kopmuş. Faulün yapıldığı yerle atışın yapıldığı yerin alakası kopmuş. Ben de onu ekleyeyim. Analize gelirsek de, analize gelirsek şimdi üç ayrı planda ele almak lazım. Fenerbahçe Kayseri spor neticesini büyük plan, makro planda şöyle söyleyebilirim. Ali Koç dönemi 4 yıla baktığın zaman bu Latin Amerika ülkelerinde daha çok yaygın. Ama dünyanın her yerinde var bu. Apertura Ligi, Klasura Ligi diye. Açılış, bizim kapanış. bir sezonda oynadığımız turnuva, e, turnuva süresince onlar iki turnuva oynuyor. Açılış Ligi, Kapanış Ligi. Yani evet. İlk devre Açılış Ligi şampiyonu oluyor. İkinci devre, bizim ikinci devre dediğimiz Kapanış Ligi şampiyonu oluyor. Fenerbahçe adeta öyle yönetiliyor. Ali Koç geldiğinden beri. Bir Açılış Ligi metodu var. Bir de Kapanış Ligi metodu var. Ya bu Fenerbahçe'nin kapanış ligi Fenerbahçe'si diyorum buna. Açılış ligi Fenerbahçe'si de hiçbir bağ kalmadı. Hiçbir bağ kalmadı. Yani sahaya bakıyorum. Hiçbir bağlantı yok. Sezon başı gibi. Şubat ayında Fenerbahçe sezon başını yaşıyor. Sezon başı hazırlık kampı yapıyor İsmail Kartal. Denemeler yapıyor. Başka pozisyonlarda başka oyuncular deniyor. Oyuncuları başka pozisyonlara geçiriyor. Formasyon değiştiriyor filan. Bir defa zaten Şubat ayında bu Sezon başı hazırlık kampı görüntüsünden dolayı Fenerbahçe ile herhangi bir rakibi aynı seviyede değiller ki. Kayserispor Spor sezonun olgunluk dönemini yaşıyor. Oturmuş bir düzeni var. Ne oynadığı belli. 10 Çok maç, doğru. 5 galibiyet, 3 beraberlikte de geliyor doğru. zaten formda. Kayserispor ne yaptığını biliyor. 11'e 10'ken bile ne yaptığını biliyordu. İsim vermeden herhangi bir takımın olması gereken olgunluk süreci. Evet. Dönemi itibariyle. Birçoğu öyle ki mesela Hatay Spor'da. Şu anda mesela Şubat'ta Herhangi olgunluk döneminde. Ya, Konya Spor olgunluk döneminde. Alanya Spor tek direktör değişti yapmış olmasına rağmen temel ayarlara çok fazla oynamadığı için Farioli olgunluk döneminde. Ama Fenerbahçe'de bağlar koptuğu için Ve açılışlı ile bir kapanışlı arasında yine sanki hazırlık dönemi geçiriliyor gibi. Önce onu altın çizeyim. Ve bu her sezon yaşanıyor. Koku sezonunda da böyle oldu. İşte Ersun Yanal sezonda da böyle oldu. Sonra Erol Bulut Emre böyle oldu. Sezonda da böyle oldu. Alaka yok. Açılış tek direktörle kapanış tek direktörle arasında alaka yok. Şu anda da öyle. Pereira'nın Fenerbahçesi ile İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bambaşka arkadaş. Ben analiz yapmaya çalışan biri olarak münekkit olarak bir defa ilk bunu söyleyebilirim. Büyük plan. Sayın Ali Koç Fenerbahçe'ye artık yani yeni sezonda 5. sezonda artık yani lütfen bir sezonda bir tek terörlü çalışmaya başarın ya. Açılıştı ligi kapanış ligi oldu Fenerbahçe'nin. Açıklamakta güçlük çekilmesi. Ve oyuncu. Anlamakta güçlük çekilmesi. Trafiği de fazla oluyor. Her şey değişiyor evet. ya her şey. Şu Fenerbahçe ile Fenerbahçe, Pereira'nın Fenerbahçe'se bir bağ yok. Bak biri doğru biri yanlış demiyorum. Ama bu kadar mesafe olması garip. Pereira'nın Fenerbahçe'si de Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'si arasında bağ yoktu. Orada da koptu film. Makro planda bu. Mikro plana gelirsek, Buyur. küçük plana yani bu maça gelirsek. Şimdi bu maçı ben 11'ini gördüm. Fenerbahçe 11'ini. Başakşehir maçı ikinci yarısındaki 11'e çok benziyor. Başakşehir ikinci yarısında İrfan'ın yerine Ozan girmiş sakattan İrfan'a. Ozan 10 numara oynamıştı. Santrafor Berişay'dı. Sağ açık Samuel'di. Sol açıkta Pelkas yerine Valencia'ya girmiş. Bir değişiklik. Bir de orta sahada Sosa yerine Mert giymiş. Onun dışında 11'de 9 aynı oyuncu. Özellikle ön tarafta hemen hemen aynı adamlar. Şimdi Bu soruyorum. 11 ama Mertle Ozan farklıydı dün akşam, değil mi? Ozan önde oynadı. doğru. Ozan önde oynadı. Ozan önde oynadı. Bu e, ekrana yansıyan şey buydu, grafik buydu doğru. Ama doğrusu Oyun Ozan on numara. Mert gerideydi. Oynadı. Mert orta ikilide. Crespo'nun partneri. Ve derimliydi de. Başakşehir maçında sosaydı Crespo'nun partneri. Ozan on numaraydı ikinci yarıda. Yine Ozan on numara başladı maça. Şimdi aklıma takılan ilk soru o oldu 11'i görünce. Yahu İsmail Kartal Başakşehir maçı ikinci yarısındaki oyundan çok mu memnun oldu ki? Bunda başladı. Çok ufak rötuşlarla bununla başladı. Başakşehir maçı ilk yarısında Fenerbahçe yine bir tık üretmişti. Bir tık. İrfan Can'ın iki tane şutu vardı. Ee, Duarte'den dönen. Duarte'nin blokladığı. Ki bloklamasa kaleye gidiyordu. Bir tane pelkasa ara pası vardı pozisyon olan soldan. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin hiçbir şeyi yok. Başakşehir maçı ikinci yarısında pozisyonu yok. Dün işte verdik. Doğru. Bir tane isabet düştü var. Gol beklentisi 0.30 yaratmış ikinci yarı. Rakip ceza alanı topla buluşuyor. 3. Koca 45 dakika. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci yarıda isabetli şutu yoktu. İlk yoktu yarıda... o zaman sıfır yanlış 0 söyledim. evet. Sıfır, i̇ki bitti. Bir şutu vardı o sıfır isabetli. Evet. Rakip cezası topu oluşuyor. 3. Gol beklentisi 030 otuz yaratmıştı. Doğru. Dedik ki sesleri görünce yani bir de Başakşehir 60'da gol bulmuş. Başakşehir 60'da gol buluyorsa zaten kalan 30-35 dakika sana oynama fırsatı da verdi. Oynayıp topa sahip olup bir şey üretememişsin. Dünkü maça geliyorum aynı tablo. İnan bana aynı topla. Topa Fenerbahçe sahip. Kayserispor topu istemiyor. Zaten 10 tane eksiği var. Yani temel eksiklerini, önemli eksiklerini sayayım sana. Mensah, Kolovetsios, Tiam, Lung bunlar düzenli oynanacak. Az yani, Campagnaro, bahsetmez. Gökhan, Emre Demir, Cenk onları saymadım. 7-8 oyuncu saydınız. Evet. 4-5 tane e az. In, aynen öyle. 4-5 tane bu kadar eksiği olduğu için, 3. kalecisi oynadığı için, Kayseri Spor'un birçok hastalıkla, sakatlıkla mücadele ettiği için biraz da. Biraz da deplasmana geldiği için Biraz da hava şartları. Zaten topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Fenerbahçe topa sahip. Fenerbahçe e bir topa de sahip kaldı. ama eksik kaldığı bölüme daha gelmedi. 45'ten <laughs> basıyorsunuz. 11-11'ken. Topa sahip ama oyuna sahip değil. Pozisyon üretimi yok. İlk 45'te bunu izledik. Pozisyon üretemedi. Soyunma odasına gittiler. Geri döndüler. Fenerbahçe'de bir değişiklik yok. Oyuncu değişikliği ki 11-10 e oldu. 11-10 e çıktı ikinci yarı. Kayseri'de 3 değişiklik var. İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'nin oyununda da herhangi bir değişiklik yok. Yine üretim yok. Yine topa sahip ama çok yavaş paslaşıyor. Hücumda yaratıcılık eksik. Üçüncü bölgeye geldiğinde çaresiz görünüyor. Kayseri'de Kayseri'nin oyunu değişti. 11-10 e olmasına rağmen savunmaya Mecit Hüseyin'i soktu. Savunmayı ikiliyle olarak o eksiği tamamladı. Orta sahada Abdülkadir Parmak çok hareketsizdi ki. Abdülkadir Parmak niye bu kadar hareketsiz? Abdülkadir kardeşim toparlan. Sen iyi toptuz. Yerine atamağı soktu. Hareketli kazandırdı. Cardozo kontra fırsatlarda fark yarattı. Hikmet Karaman 10 kişi olmasına rağmen takımı 3 değişiklik. Kayserispor ilk yarıya göre daha canlı bir görüntü vermeye başladı. Fenerbahçe daha cansız. Daha cansız bir görüntü. Daha yavaş daha fazla beklemeden. Sanki maç 900 dakika sürecek. Bir kişi eksik kalan takımın yapması gereken şeyi hızla yaptı. Yaptı. Hikmet Hoca. Hikmet Karaman'ın müdahaleleri oyuna tesir de etti. Fenerbahçe herhangi bir değişiklik. yok. Sonra Ozan'ın yerine Pelkas girdi. Sonra Pelkas kanada gitti. Ee, kim girdi? Serdar Dursunla santrforu ikiledi. Ondan sonra Rossi soktu. Osayi Samuel sağ kaydırdı filan ama 55'lerde, 60'larda. Ondan 66. sonra da Fenerbahçe tamamen kenar ortalarına döndü. Evet. Tamamen kenar ortalarını Niye o Serdar'la Berişe var merkezde? Onlar kafa vuracaklar. Kenar ortalarıyla yarım pozisyonlar ürettilerse de bir iki tane net var diyelim. Yarım pozisyonlar kalanları ürettilerse de maçın sonucunda evet Kayseri hak etmedi galibiyeti. Kayseri gerçekten de savunmak dışında çok fazla bir aksiyon yapmadı. Ama Fenerbahçe'de böyle gümbür gümbür pozisyon üstüne pozisyon rakibi boğan bir görüntüsü yoktu. Doğru. Yoktu. Yani Aynen İsmail öyle. Kartal Kayseri bir şey oynamadı diyor ama o kısmında haklı. Hikmet Karaman da diyor ki e, Fenerbahçe ne yaptı kardeşim diyor. O da o kısmında haklı. Yani maçın aslında doğal hakkı uzatmaya gidiyordu. Uzatmaya Peki. gitmesine kimse itiraz etmezdi. Madem söz oraya geldi. Hocalar neler söylemiş? İsterseniz onu da bir bakalım mı maç sonunda? Yut. Her iki takımın teknik direktörü İsmail Hoca ve Hikmet Hoca neler söylemiş? Buyurun efendim. Hemen bakalım. Önce ilk 45 dakikayı değerlendirecek olursak oyunun ilk 15 dakikası Bizim açımızdan fena değil. Belki o son pas, anahtar pası yapabilsek daha net pozisyon vuruşu yapabilirdik. Ama ilk 45 dakikanın ilerleyen bölümünde çok çabuk top kaybettik. Kazandığımız topları birkaç pastan sonra kaybedip sürekli topun arkasında kalan, kademeyi yapan, kaymayı yapan bir takım görüntüsünü çizdik. Zaten 10 kişi kalırken Normalde 44 küsürdü galiba. Şimdi İbrahim iki pas yapsa ilk devreye 0-0 gireceğiz. 11 kişiyle gireceğiz. Ama bir uzun pasa döndük ki yanında iki kişi boş. O dönen top işte faul kırmızı kart. İkinci yarı evet 3 değişiklik yapmak zorunda kaldık. Normalde parmağı çıkarmayacaktım. Fakat e, kasığında çekme olduğunu bir de önümüzde Galatasaray maçı var. Onu da oyundan alarak üç değişiklik yaptık. Bazen bir kişi iki kişi eksik oynayabilirsiniz. Biz buna alışığız. Antalya maçında da aynısı oldu. İyi alan markajı yaptık. Zaman zaman atağa çıkmaya çalıştık. Tabii ki iki tane net pozisyon verdik. Bu da doğaldır. İki tane net pozisyon verdik. Kazandığımız için mutluyuz. Evet, belki Ramazan'ın vuruşu bir şans golü. Rakibe çarptı, içeri girdi. Ama hatırlayın 2-0 burada ligde oynarken 3-4 yapacağımız bir maçı 2-2 bitirmiştik. Orada da Ramazan'ın şöyle bir şeyi vardı. Penaltıyla 2-2 olmuştu maç. Zaten çalışıyordu. Ee, şans çalışan insana gülüyor. Ramazan'a da o şans güldü. Ee, o açıdan Ramazan'ın golü olması açısından biz de çok mutluyuz. Turu atladık. Artık fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Ee, Tavacı önemli bir takım. Büyük bir camia. Ee, biz de Kayseri olarak bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak. işte Anadolu'da bir Kayseri gibi bir şehri taraftarımızı mutlu etmek çok önemliydi. Şimdi önümüzde bir Galatasaray maçı var. Biz kupayı unuttuk artık. Galatasaray maçına odaklanıp orada çok iyi bir sonuç alıp dönmek istiyoruz. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince bu akşam 11 11 kendi maç başından sonuna kadar oyunu domine eden pozisyon üreten her bölgede rakibe bastı kuran topu kazanan golü arayan bu akşam gol atıp kazanıp turu geçmek istiyorduk. Çünkü Üçlü sistemden bir dörtlü sisteme geçtik. Bununla beraber birkaç galibiyet alarak oyuncularımın özgüveninde daha fazla geri kazanacağını planlıyorduk her zaman. Bu yönde de oyuncularımızı mental olarak hazırlıyorduk. Bu akşam gerçekten 11-11 kendi, 11-11, 11-10 kendi maç başından sonuna kadar tamamen oyunu domine eden, her bölgede gol atmak için rakibin üstüne giden futbol oynamaya çalışan bütün organizasyonlarımızı merkezden kanatlardan deneyerek hepsini yaptık. Sadece bir golü bulamadık. Sonuçta son saniyede böyle bir gol yediğimiz için elendik. Tabii ki çok üzgünüz. Ama son zamanlarda yediğimiz bütün gollere bakıyoruz. Ben göreve geldiğimden bugüne kadar bize gelen bir şut ya birine çarpıyor, ya kendi ölçüsüne çarpıyor. Hep yediğimiz goller bu şekilde. Maalesef bizim vurduğumuz toplar ya rakipten dönüyor, ya direklerden dönüyor. Olmuyor. Bir türlü biraz şanssızlık var. Birazcık da e, oyuncularımın bazılarının herhalde baskı altında daha net, daha belirgin e, ortaya koyacakları performansını bundan dolayı koyamıyorlar. Ama bunun da üstesinden gelmek için biz gece gündüz çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla beraber. Uğur Bey, İsmail Hoca diyor ki oyunu domine ettik. Domine ettik derken kastettiği şey topa sahip olmak mı? Üst üste atak yenilemek mi? Çünkü şu açıdan soruyorum. Kayseri'de topu Fenerbahçe'ye bıraktı zaten. Hani böyle oynayacağını, Fenerbahçe'nin böyle oynayacağını bilerek topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Dolayısıyla bu domine ettik derken kastettiği şey ne acaba sizce? Ya tabii topa sahip olmakla üretmek farklı şeyler. Topa sahip olmakla oyuna sahip olmak farklı şeyler. Fenerbahçe topa sahip oldu. Muhtemelen %60'ın üzerinde de topa sahip olma 65. yüzdesi yakalamıştır. 65. Çok doğal. 11-11 iken -11 de ayrıca sahip oldu. Bunu da altı çizeyim Doğru. izleyemeyenler için. Sadece 11-10 iken bu üstesini yakalamadı. 11-11 iken -11 de sahip oldu. Ve maçın ilk yarısında da kaybettiği topları geri kazanma konusunda özellikle başarılıydı. Fenerbahçe'nin başarılı olduğu departmanlar bunlar ama topsuz oyunda bu kadar iyi olan Fenerbahçe, topu kaybettiğinde çabuk geri kazanan Fenerbahçe, toplu oyunda, topa sahip olduğunda, 3. bölgeye geldiğinde, 3. bölgede yaratıcılık konusu o kadar kısır ki, o kadar sıradan ki, o kadar sıkıcı ki Fenerbahçe'nin problemi bu. Fenerbahçe'nin çok az net pozisyonu var. Hikmet Hoca'nın dediği gibi iki tane net pozisyon verdik dedi. Bilemediniz 3. Bunun üzerine ama İsmail Kartal'ın bir analizi olmadı. Fenerbahçe'nin esas sorunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Topa sahip oluyorsun. Üçüncü bölgeye getiriyorsun ama orada bitiricilik değil mesela sadece. Evet bitiricilikle ilgili de sorun var. Ama üretimle de ilgili de sorun var. Fenerbahçe üretemiyor. Net pozisyon yaratamıyor. Hızlı top çeviremiyor. Rakibi şaşırtamıyor. Seri pas trafiği yakalayamıyor. Şapkadan tavşan çıkaramıyor. Yanıltmıyor. Ağırlıklı olarak Ferdi üzerinden oynanıyor. Oyun neredeyse sizin hep altını çizdiğiniz sezon başından beri. Evet. Ferdi'nin yani çok iddialıysa düzeltin. Tek bir oyuncunun yaratıcılığına kalmış bir şey var. Sanki tablo var. Üstelik de böyle olduğu gibi. Neredeyse Fenerbahçe'nin oyuncusu var. Her atakta Ferdi var. Yani bir de yaratıcı oyuncusu da var demek Fenerbahçe. istediğim o değil yani. Hani olmasa mesela Galatasaray'ın ön tarafta çok fazla yaratıcı oyuncusu yok bana sorarsan. Devre arasında da hani transferin bitiminde bir gün kala şöyle demiştim. Yani bunu oynatacaksa Torrent, bu oyunu oynatacaksa belki de yönetimden son bir transfer 10 numara talep edebilir. Çikal daha 10 numara kullanıyor ama Çikal daha 10 numara da olmuyor. Ya Mert Hakan'ı yok Kayboluyor. mesela. Mesut Özil'i e hadi geçin. Ya Sosası Mesut yok. şu an eksik. İrfan eksik. Bunlar İrfan. var normalde ama yani kadroda var. yok yo, yo Galatasaray'ın dediniz ya yok daha diyor. Ya, yok. En basitinden bu isimler yok orta evet. sahasında yani. Mesut, İrfan, Mert Hakan, Sosat, Pelkas. Halbuki Pelkaz. bir tanesi olsa. Hepsi yaratıcı. Ne kadar değişir işte. Mesut, İrfan, Mert Hakan, Sosa, Perkas. Beş tane yaratıcı orta saha yani bunlar. Ayrıca Crespo, Gustavo, Gitti, Zayt. Hani bunlar da vardı. Ama bunların yaratıcı değil. Yaratıcı olanları saydığın zaman İrfan Mesut, Pelkas, Mert Sosa. Hakan, Sosa. Beş tane yaratıcı orta sahası var. Yani ama Fenerbahçe, ha bu maçta Mesut İrfan yoktu. Yani eksiklerdi. Fenerbahçe'nin son dönemde onlar da olsa en büyük sorunu bu üçüncü bölgede sıkıcı görünmesi. Üçüncü bölgede Yaratıcı eksik Olmaz. Üretememesi. Oysa geçen sezon hemen hemen aynı kadroyla son 10 haftada Fenerbahçe daha yaratıcı görünmüştü. Daha fazla varyasyon yaratıyordu. Mesela dün Valencia sola çık başlıyor. Doğru. Kaç dakika oyunda kaldı? 65 dakika. Mesela Serdar Dursun girerken acaba Serdar Dursun Valencia yapılamaz mıydı? düşündüm. Pelkas bir 8 dakika kadar 10 numara oynadı. Ozan'ın yerine girdi. 8 dakika kadar 10 numara oynadı. Ondan sonra kaydırdı onu. Sağa geçti Pelkas. Mesela geçen sezonun büyük bölümünde Pelkas 10 numara rolünde oynamıştı ve orta mesafe şutlarla çok sayıda gol hatta asist de üretmişti. Yani Valencia'dan verim alınamıyor. Pelkas'tan verim alınamıyor. Serdar Dursun'un verimi düştü. Şu anda sakat olan İrfan ve Mesut oynarken onların verimi düştü. Bu kadar oyuncunun verimi düşüyorsa biraz da oyunculara değil oynatana bakmak lazım. Fenerbahçe bir türlü bu oyuncuları kullanamıyor. Sadece bugünün sorunu problemi değil bu galiba. Bir mutsuzluk havası var mı? Bir bir türlü olmuyor havası var mı? Yani şöyle söylemek lazım. Bazen işler iyi gitmez. Ters gider, üst üste gelir. Bunların hepsi olur yani hayatta da var. Futbolda hayatın ufak bir yansıması, birebir yansıması olduğuna göre orada da var. Ama sanki bu Fenerbahçe'de bayağı bir uzamış gibi. Evet. Eğer böyle bir durumdan bahsedeceksek anladığımız bir mutsuzluk durumu var. Yani nasıl değiştirilebilirdi bu mod? Elektroşok. Sert radikal. Eğer öyleyse benim görebildiğim kadarıyla Neştar bu da etkili yani operasyonu. Şimdi Vitor Pereira döneminde dip yapıldı. Dip vuruldu. E o kötü sonuçlar alındı. O periyotta çok yıprandı. Sonra ayrıldı Pereira'yla yollar. Ciddi bir süre Fenerbahçe Zeki Murat Göle yönetiminde devam etti ve antrenör aradı ve sonunda rotayı İsmail Kartal'a çevirdi. Şimdi Fenerbahçe taraftarı diyor ki bir kısmı haklı olarak e Fenerbahçe daha kötü oldu diyor. İsmail Kartal geldi daha kötü oldu. Tamam da bu Pereira'nın gönderilmesinin yanlış olduğu anlamına gelmez, gelmez. ki. Pereira'nın gönderilmesi de yanlış, İsmail Kartal'ın getirilmesi de yanlış. Bu anlama gelir. Yani Fenerbahçe kalibresinde bir takım global marka değerine, yerel marka değerine baktığın zaman bu kadar süre arayıp göreve getireceği hoca İsmail Kartal mı olmalıydı? Yani bu Vitor Pereira döneminde yapılanların doğru olduğunu göstermez ki İsmail Kartal dönemindeki bu silik görüntü. O yüzden bu A şıkkı B şıkkı üzerine takılıyor Fenerbahçe taraftar. Bir de C şıkkı var. C şıkkı neydi biliyor musun? Doğru hocanın getirilmesi. Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra Fenerbahçe kalibresinde o mutsuzluk sorununu çözebilecek, soyunma odasındaki kara bulutları dağıtabilecek, o gri görüntüyü renkli hale çevirebilecek. Geçen sezon Erol Bulut gönderilip Emre Belözoğlu geldiğinde Emre Belözoğlu 10 hafta boyunca gayet güzel bunu yapmıştı. Demek ki yapılabiliyor. E Sergen Yalçın Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine geldi. İlk sezondan bahsediyorum. Gayet güzel değiştirdi gidişatı. Bir, bir pozisyon bilmiyorum hatırlayabilecek misiniz? Ee, Başakşehir maçında golden önce orta sahada Sosa rakibini kaçırdı. Ve ondan sonra da Jok'la döndü geriye mesela. Hani hmm. şimdi orada yapması Gole gereken... Sebep olan an mı? Ben hatırlayamadım. Daha giderken. Orta sağ çizgisinin orada. tam Peşinden ya, gol mü yarı geldi? Yarı sağ çizgisinde. Gitmedi peşinden mesela. Yok. Ondan sonra Berkay'ın golü mü geldi? Onun öncesi mi? Onun öncesi. Onun, öncesi. onun öncesindeki pozisyon. Yok, başlangıcında. E, dikkatimi çekti mesela. Sosa kalibresinde bir oyuncunun ya yok, da en azından sonra. arkasında kimse yok muydu acaba diye. Bak onu soracaktım tamamen unutmuşum. Bir sürü tabii çok yoğundu şey. Alırız, o pozisyonu ayrıca konuşuruz. Ben şu anda. İzledi yani mesela Bu sosayı kötülemek için değil, yanlış anlamayın. Total kolektif bir olumsuzluk, bir negatiflik mi var onu sorgulamak için. Dün aslında o konuda ilerdi. Bu pozisyonu. Dün kaybettikleri topları çabuk geri kazandı. Buldunuz mu? Bul biraz buldunuz. Daha, biraz daha geriden, geriden tabii. Geriden alma şansınız var mı? Çünkü ben baktığım an tamam tekrar anda gelecek. Var. Aynen bak. O pası mı Sosa attı? Yok kim ki Bak geliyor bak. Arkada bıraktı hmm, gitti. Anladım. Geri dönmüyor. Berkay'ın peşinden koşmuyor. Koşmadı. Koşmadı. Bak Jokla geliyor. Bir arada yakındı Berkay'a. Bayağı yakındı. Ya inanç mı kalmadı acaba oyuncularda? da lig gitti. E, bu kadar fark kapanmaz. Doğru tabii ki kapanmaz. Şurada işte. bakalım. Bak, Bak aynı hızda geçti gitti gördün geçtikten sonra devam etmedi. Ya hamle ediyor zaten. İkinci hamleyi yapmıyor. Fiziksel mi? Elbette diyorum ya tek kişiye faturayı kesip de şimdi birçok insan belki dikkatinden kaçmıştır. E, şikayet etmek anlamında değil. Sosan'ın ben hayranıyım. Yani hayran olduğum futbolculardan becerisi insan olarak vesaire. E, şikayet etmek anlamında değil ama yani acaba bir yorgunluk mu? Mental bir bıkkınlık mı? ya hiçbir şey olmuyor, oldurulamıyor. Onun bir, bir işareti de şu midir acaba? Bir pasa bakalım. Kim Minjen'in pasına bakalım. Şimdi hocam, az önceki diyorsunuz evet, değil mi? Az bir az daha alabilir miyiz olsun. lütfen? Bir takımın en savunmasız olduğu an, en hazırlıksız yakalandığı an bu, bu top kayıpları. Yani topu kaybettiği anda hücum planından savunma planına geçiş. Şimdi tekrarında göreceğiz. İşte değil mi? hücum Kim planından Mince... savunma planına geçişte Sosa aksadı. Aslında kalabalıklardı ama tabii hazırlıksız. Kim Minje'nin pasına bir bakalım. Kim Minje'ye pası atarken ee, evet duralım. Kim Minje'ye pas atarken bir Kim Minje'nin ayağındayken durma şansımız var mı? Bu golden önce değil Uğur Bey. Evet ben burada. Yanlış kim... şey. golden önce bitiyorum. değilmiş olsun. Evet. Kim pas. Heh, tamam duralım. Ya pas tercihi olarak değerlendirmek istedim. Ee, Kim burada pas tercihi oldukça riskli. Şurada sağda Nazım var. Solda Salay. Atilla Salay var. Evet oldukça riskli. Çünkü Dikini burada yani stoperin kaybettiği top tamam. Dikine elbette deneyecek stoper. Zaten Kim Salay'da bu işleri iyi yapıyorlar. Elbette deneyecek. Ama yaratıcı olmakla hayalci olmak arasında ince bir çizgi var. Bu çok Berkay'a doğrudan, Berkay'ın kesebileceği türden çok riskli, hayalci bir pas olmuş. Realist bir pas olmamış. E bütün takımı geri koşturuyorsun. Bir de dengesiz yakalanıyorsun. İstediğin kadar kalabalık ol. Sonuçta dengesiz. Bu dengesizliğin sonucu olarak da Berkay gole gidebilirdi. Burada yani Sosa'dan önce Kim Minje'nin de pas tercihi iyi bir tercih olmamış. İşte kafalar sanki çok sahada mı değil acaba? Evet. Bütüncül olarak bir Kollektif takımda, olarak. bir takımda bu kadar çok bireysel düşüş varsa sadece bireylere bakmazsın. O zaman grup dinamine bakarsın. Şimdi bir iş yerinde burada 300 kişi çalışıyor. 280'inde bireysel düşüş varsa 280 teker teker sorgu odası alıp mı konuşursun? elbette. Öyle, öyle olmaz. yapmazsın Tabii değil ki. Mi? Ya 300 kişide 280 kişide düşüş Kendine varsa bakarsın. burada bir yönetsel bir problem yani. vardır. Burada bir organizasyon, bir şema problemi olabilir. Doğru. Bir adaletsizlik duygusu tesis olmuş olabilir. Havayı koklarsın. Grup dinamine bakarsın. Fenerbahçe'de olan da o. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de bence soyunma odasında bir havayı koklamak lazım bir yönesel şemayı bir elden geçirmek, bir gözden geçirmek lazım. Fenerbahçe'de yaşanan o. İsmail Kartal'ın da bu grup dinamini değiştirebildiğini, o gri havayı dağıtabildiğini düşünmüyorum. Dağıtabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok yüksek CV'leri olan oyunculardan kurulu. Mesut Özil çok güçlü CV'si var. Dünya şampiyonu. Sosa, Atletico Madrid'i var. Bayern Münih'i var kariyerinde. Güçlü CV'si var. İşte Mert Hakan Yandaş, A milli oyuncu olarak geldi Fenerbahçe. Ozan Tufan, Premier Lig'e e gitti, geri döndü. Mergin Berisha 20 küsür golle Avusturya'dan geliyor. Valencia kendi milli futbolun efsanesi, kendi milli takımın efsanesi. Serdar Dursun, Bundesliga. Ya herkes star. Herkes kendini zaten büyük futbolcu olarak hissediyor. O zaman böyle bir grubun dinamini doğru noktaya çekebilecek hocanın da star olması lazım. En azından bu konuda deneyimi olması lazım. Karşılıklı saygı olması lazım. Saygı çift şeritli bir yol. Saygı talep ediyorsun. Saygı görmen lazım. Yani bu, bu grubun e, dinamiğini Emre Belözoğlu doğru bir noktaya getirmişti. Niye? Emre Belözoğlu bence tek direkt olarak güç CV'si yoktu ama oyuncu CV'siyle herhalde onu sağlamıştı. Güçlü bir oyuncu olduğu için. Futbolcu onu belki Premier Ligadan bildiği için bunu başarabilmişti. Vitor Pereira doğru tercih değildi bu anlamda. Zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda da bazı yıldız futbolcularıyla problemleri olmuştu. Geldiği zaman da söylemiştim. İsmail Kartal doğru tercih olmadı. Şimdi bilmiyorum Fenerbahçe'nin yeni sezon adam planlaması nasıl olacak ama bu, bu grubun başında bu grubun saygı duyacağı türden bir hoca olması lazım. Hedeflenen her neyse o olmadı net bir şekilde. Bu çünkü genç ve e, potansiyeline ulaşmaya çalışan bir oyuncu grubu değil genel olarak. Evet yaşlı bir takım da değil ama sivilleri <laughs> güçlü oyuncular. Güçlü siviller bir arada, güçlü karakterler bunları yönetebilecek yöneticinin de o saygıya hak etmesi gerekiyor futbolcuların ona saygı duyması ve uyuması inanması için. Sen yani Mesut Özil'sin, Mert Hakan'sın, İrfan'sın, Berişa'sın, Serdar'sın, Valencia'sın, Sosa'sın. İsmail Kartal geliyor soyunma odasına, sana taktik veriyor. Ne kadar inandırıcı acaba? Ne kadar geçiyor futbolculara bu enerji? Ben şüpheli. Az önce sonraya bırakan maçla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Oyunla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir tane başlığı sonraya bırakmıştık Sinan Gümüş'le alakalı ona geçeceğim. Lütfen. O zaman gelsin efendim ekrana Sabah Gazetesi'nden. Sinan Gümüş Antalya Spor'da geçen sezon başında İtalya'daki bir Cenova'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklenen performansı sergileyemeyip sonra kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş Fraport'ta Antalya Spor'a imza attı. Daha önce de Antalya Spor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla Akdeniz Kulübü 2,5 yıllık kontrat yaptı. Fenerbahçe Sinan'ın satılması halinde gelecek bonservis bedelinin %50'sini alacak. Bu da bir açmaz haline dönüşmüştü. Evet. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da açıklamalarının ardından. Yani iki tarafta birbirinden memnun değilse ya yani koskoca Fenerbahçe Kulübü tek bir kişiyle itişecek hali yok. Bir isimle itişecek hali yok yani. Makulünü bulmuşlar diye düşünüyorum. Evet bir doku uyuşmazlığı söz konusu Herhalde. olmuştu ki geçen sezonun başına dönersen Erol Bulut Sinan Gümüş ilk 11'de başlatmıştı ilk maçta. Yani doğru, doğru, doğru. Sinan Gümüş'e. Şans da verdi. Sonra bir doku uyuşmazlığı yaşandı. Ee, dönem dönem bulduğu şansları da Fenerbahçe'de çok iyi kullandığını düşünmüyorum. Antalya Spor'daki o kısa kiralık performansı Döneminde. daha etkileyiciydi. Antalya Spor'un oyunu da belki ona daha uygundu. Sinan Gümüş'ün belki seviyesi de ona daha uygundu. Şu anda hani doğru evlilik gibi görünüyor. Bazen Fenerbahçe Sinan doğru evlilik olmadı. Ama Antalya Sinan sanki doğru evlilik gibi görünüyor. Bazen çok ısrar etmemek lazım. Stres yönetiminde belki varsa. hoşlanmadığı şey olabilir Sinan. In. Yani stresli Fenerbahçe'de öyle, Galatasaray'da öyle. Buralar stres yükünün ağır olduğu yerler, sorumluluğun vesairenin ağır olduğu yerler. Çok yerler fazla yani. takım değiştirdi. Evet. Ee, kendi kariyeri açısından da e, iyi hissettiği yerde biraz kalıcı olmaya çalışmasında fayda var. Belli bir noktadan sonra çok takım değiştirdi Saydan sonra. Bu bölümü kapatmadan bir başlığımız daha var. Değerli izleyenler nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ee, sabah gazetesi, e, gazetesindeyiz yine. Başlığımız Konya Spor'a gümrük şoku. Ligde fırtına gibi esen yeşil beyazlar Türkiye kupasında kara gümrüğe elendi. Uzatma bölümünde fişi çeken kırmızı siyahlılar çeyrek final biletini kaptı. Vavakars ee, Fatih Karagümrüğün hocası Volkan Demirel ben böyle bir maç görmedim diyor. Böyle bir maç görmedim derken nasıl bir maç oldu seyretmeyenler için ben size şuradan okuyayım. 7. dakikada İstanbul ekibi Levent Mercan'ın golüyle öne geçti Karagümrük. 11.de skoru eşitleyen Ahmet Hasan 21.de penaltıdan Konya'ya üstünlüğü getirdi. 28.de bu kez Ahmet Musa beraberliği yakaladı 2-2. 60.da Konya'nın yeni transferi Hamilton kafayla 3-2 takımını öne geçirdi. Borini 67.de 3-3'ü buldu. 80. dakikada yine Borini penaltıdan bu kez Vavakars Fatih Karagümrüğü öne geçirdi. 88'de Musa Çağran maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalara taşıyan golü buldu ve normal süresi Babakars Fatih Karagümrük İttifak Holding Konya Spor maçının normal süresi 4-4 bitti. 101. dakikada Emre Mor çaprazdan yaptığı vuruşla sonucu belirledi ve Babakars Fatih Karagümrük karşılaşmayı 5-4 kazandı. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel şöyle konuştu. Hem fiziksel hem de saha içi organizasyonu olarak ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Hakem bile sakatlandı öyle bir maç oldu. Viviano formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu. Ben kendi kariyerimde bu kadar uzun ve gollü bir maç hatırlamıyorum. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 111. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Futbolcular soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşarken bacağından sıkıntı yaşayan hakem Ali Şansalan'a krem sürüldü. O sırada kameralar Karagümrük Kalecisi Viviano'ya döndü. 36 yaşındaki file bekçisinin soğuktan titremesi sosyal medyada çok konuşuldu. Bazen insanın içi titrer ya. Ben çok iyi anladım yani Viviano'yu. Genelde futbolcularda görmeyiz bunu ama bende sık sık oluyor yani. Kaleci de olunca. Evet. Çok fazla hareket etme şansı da yok. Geçmiş olsun. Geçmiş. Viviano'ya. Bir Konyaspor biraz daha alternatife yakın. Biraz daha fazla rotasyonlu bir kadroyla İstanbul'a gelmiş. Ee, savunmada normalde hani bekleri Skubic giler midir? Onlar oynamamış. Albert Barış oynamış. Savunmada Adil'in partneri Abdül, e, Abdülkerim değil Anicic. Orta sahada Oğulcan Empoku. Hani Soner yok orada da. O, e, ligde Mihalak oynamıştı. Kanat Bütücü oynamış. Tüm bu rotasyon e, çerçevesinde iki takım da kazanmış oldu bana sorarsan. Karagümrük. E, ligde sonuçta çok fazla hedefi yok. Avrupa Kupası şansı çok fazla değil. Yani devam etmek istiyor. Karagümrük'ün hedefi o artık. Türkiye Kupası için çeyrek final. Avrupa Kupaları için, Avrupa Ligi için tek bilet. Bu şansı kazanmış oldu. Konya Spor'da bence İlhan Palut'ta kadrosunu genişletme şansı. Çünkü ligde çok tarihi bir fırsatlar önlerinde. Trabzonspor'ların 9 puan var ama eksik maçlarını kazanırlarsa 6. Pazar günü Trabzonspor'u olur da yenerlerse 3. İnanılmaz bir şey yani, tarihi bir şey. Konyaspor herhalde tarihinde görülmemiş bir şeydir. 25. haftada şampiyonluk yarışında adının bu kadar güçlü bir şekilde anılması. E Konyaspor önünde böyle bir fırsat varken Türkiye Kupası'nda kadrosunu biraz daha genişletmesi işte çekicilerin Oğulcanların, Albertlerin, Barışların, Aniçiçlerin geniş kadroya katılması İlham Paluç'ta kazanım o. O yüzden iki takımın da bir şeyler kazanarak çıktığını söyleyebiliriz burada. Normal şartlarda maçı seyretmeden sabah gazeteye ya da işte hani her bir şekilde sonuca bakan birisi penaltılara gitmiş diye belki düşünebilir Kesinlikle. karşılaşmayı ama hakikaten normal süresi 4-4 bitti, 5-4'te Karagümrük takımı kazandı. Heyecanlı, aksiyonu yüksek bir karşılaşma oldu. Uğur Bey şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından da Trabzonspor'la bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'la karşılaşacak. Var mı ilk bölümle Fenerbahçe ile evet. Fenerbahçe Kayseri Karagümrük Konya maçı ile alakalı söylemek istediğiniz bir şey? Yok evet, teşekkür. Ederim. O zaman efendim bir araya gidelim. Aranın ardından da Trabzonspor'la devam edelim. Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza lider kupada Denizli sınavında. Trabzonspor Türkiye Kupası son 16 turunda. Bugün Denizli Spor'a konuk olacak. Ligde açık ara lider olan ve sezonu çifte kupayla bitirmek isteyen Karadeniz ekibi bir önceki turda Galatasaray'ı eleyen Denizli Spor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak demiş. Şöyle ayrıntılara bakalım. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın az forma şansı bulan ve maç eksiği bulunan isimlere görev vermesi bekleniyor. Nitekim Avcı, Vişça, Marek Vakame Vakayeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius ve Dorukan'ın maç kadrosuna dahil etmedi. Bir önceki turda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Denizli Sporsa bir başka sürpriz yapmanın hesaplarında... Bununla beraber Türkiye Kupası'nda bugün iki karşılaşma daha var. Türkiye Futbol Federasyonu birincilik ekiplerinden Bandırma Spor saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Sivas Spor'u ağırlayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Mert Güzengen'in yöneteceği Atakaş Spor, Fraporta Vantalya Spor mücadelesi ise saat 17.30'da başlayacak. Her iki karşılaşmada A Spor'dan yayınlanacak demiş gazete. Emrehan Gedikli idmanda Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizli Spor Karşılaşması öncesinde son antrenmanını dün sabah yaptı. Karadeniz ekibi sonrasında akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye geçti. Bordo Mavililer'de Bayer Leverkusen'den transfer edilen genç oyuncu Emrehan gedikli ilk idmanına çıktı. Bir sayfa daha Trabzonspor'dan takvim gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Eşi benzeri yok. Trabzonspor'un yabancı oyuncuları şov yapıyor. Cornelius, Bakasetas, Vakayeme. Vişca, Manekamşik, Cervinho ve Canini toplam 36 gol attılar. Ezeli rakipler de dahil tam 16 takımı solladılar. Şöyle demiş Karadeniz'de bir yabancılardan verim aldığı en iyi sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de 42 gole ulaşan ve Aytemiz Alanya Spor'la en skorer takım olan Bordo Mavililer'de 36 gol yabancı oyunculardan geldi. Cornelius, Bakasetas, Vakayeme, Vişçe, Hamşik, Jervinho ve Canini toplam 36 gole imza atarak Galatasaray ve Beşiktaş dahil 16 takımdan daha fazla gol attı. Trabzonspor'un yıllardır isteyip ara transferde kadrosuna kattığı Vişçe'de ayağının tozuyla 2 gole imza attı. Bugün Denizli Spor'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın rotasyon yapması bekleniyor. Bakayım şurada nasıl bir 11 tahmin etmiş gazete. Okuyayım size. Ee, kalede Erçe, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan ve İsmail. Savunma dörtlüsü öngörülmüş. Berat, Yunus Mallı. Bakasetası kadroyu almadı dedi ama yanlış mı hatırlıyorum. Bakasetas. neyse burada bakasetas tahmin edilmiş. Yusuf Kuasi ve Enis 11 ile sahada olacağını tahmin etmiş takvim gazetesi. Bir önceki sayfamızda bakayım bir tahmin var mıydı muhtemel 11 tahmini? Ha, burada yokmuş peki. Şimdi Denizli Spor Galatasaray'ı elerken de esasında birincilikte kümede kalma savaşı veriyordu. Sonra da aynı sıkıntı yaşamaya devam etti. Galatasaray'ı sonra 4 maç 4 puan kazanabilmişler ligde ve Fatih Tekke ile yolları ayırmışlar göreve Mesut Bakkal geldi. Hafta sonunda Mesut Bakkal Eyüp Spor maçında ilk maçına çıktı. Dolayısıyla Denizli Spor bir kez daha aynen Galatasaray maçında olduğu gibi bir kez daha yani önceliğilik ki o gün de Fatih Tekke aynı şeyi söylemişti. Bir kez daha muhtemelen onlar da rotasyon yapacaklar. Yani Denizli Spor'da e, alternatif oyuncularına şans verme ihtimali güçlü. Çünkü o 18. sıradalar birincilikte. Trabzonspor'da tabiatıyla ee, Bolu Spor oynamışlar daha önce. Yine bir alt dik takımıyla oynuyorlar. Fikstür konusunda şanslılar. Tamamen e, 11 oyuncuyu değiştirerek 11 alternatif oyuncu da çıkmıştı Abdullah Hoca o maça. E, Koyta'nın golüyle 1-0 yenmişlerdi Bolu Spor'u. Ahmet Can iyi performans göstermişti ve sonra ligde de oynadı. Hüseyin Kaptan çıkmıştı. Muhtemelen o maçın Bolu Spor maçının 11'ine ve e, oyununa daha çok benzeyen, belki de hani Serkan Asar'ı görürüz, Ahmet Can'ı görürüz. Öyle tahmin ediyorum. Murat Can, Salih zaman zaman kadroda oluyor. Türkiye Kupası'nda Murat Can oynamıştı. Salih sonradan girmişti. Ee, onları sahada görebiliriz. İşte Enis'i gazete tahmin etmiş. Enis Destan yeni transfer. Ee, milli, A milli santriforumuz. Onu izlemek isteriz. Umarız görürüz. Belki Taha'yı görürüz stoperde. Ee, o da heyecan verici olur. Çünkü Türkiye Kupası'nın böyle bir fonksiyonu var. Türkiye Kupası lazım her takıma. Ben Türkiye Kupası'nı ciddiye almayıp elenenler özellikle büyük takımlar elendiğinde hayretler içinde karşılıyorum. Tamam Avrupa Kupalarına Türkiye Kupası yoluyla gitmeyi hedeflemiyor olabilirsiniz ona da bir şey demiyorum ama kadroyu genişletmek için muazzam bir fırsat. Oynamayan oyuncuları görmek için onlara müsabaka ritmi kazandırmak için muazzam bir fırsat. Ki sezonun uzun sezonun geri kalanında da geniş kadroya çok ihtiyacınız var. Trabzonspor Boluspor maçını bu anlamda çok iyi kullandı. Muhtemelen deniz maçında kullanacak Abdullah Hoca. Bence çok iyi fırsat. Kadroyu genişletmek, oynamayan oyuncuları dakika vermek, hayata bağlamak için. Nasıl bir maç olacak yarın sabah konuşacağız. Zaten karşılaşmayı. Şimdi e, bu arada rica edeceğim arkadaşlardan, dostlar benim e, iPad'in şarjı bitmiş, müsait bir yerde onu değiştirebilirsek şahane olacak. E, dün bir rapordan bahsetmiştik. Futbol araştırma. Merkür falan mı geri gidiyor yine? Telefon yok. O bitmemiş mi? Geçen gün gördüm gitti. ben. Evet her şeyi unuttum bugün. Hande bilirdi bunları. <gülüyor> <gülüyor> Keşke olsaydı. Özledik ki selamlar buradan. Selamlar. Sevgilerimizi gönderelim. Ee, bir rapordan bahsetmiştik. Ee, futbol araştırmaları merkezi CS'in bir raporu. Siz de e, birkaç şey vermiştiniz. Cümle vermiştiniz. 2012 yılından beri. Net transfer harcamasında en çok kar eden kulüpler. Burada bir dikkat etmemiz gereken ayrıntı, dün söylediğiniz ama bugün de belki tekrarlamak gerekir. Rapor... Bu sadece bonservis harcamasına bakmış. Yani sattığın oyuncudan ne kadar bonservis geliri elde ettin? Aldığın oyuncuya ne kadar bonservis harcadın? Tablo sadece bunu ifade ediyor. Yani bir bakıma özetle iki kelimeyle özetlemek gerekirse bonservis bilançosu. Gelir gider farkı. Bu çerçevede bakıldığında 2012'den beri aldığı ile sattığı arasında en büyük farkı yakalayan kulüp 349 milyon euro ile Lille olmuş. Onu Lyon takip ediyor iki Fransız kulübü. Genova, Udinese, Atalanta. 3 İtalyan arkasından tekrar Montpellier takımı <laughs> e, 116 milyon euro ile ilk beşi 6'yı oluşturmuşlar. Şimdi burada iki detay var değinmemiz gereken. Birincisi Fransa Ligi'nin sloganı ne? Mesela her ligin sloganı oluyor. Ee, genelde. Bizim liginde olmalı bence. Yani uluslararası sahnede tanıtımını yaparken bir sloganı oluyor liglerin. Ee, Fransa Ligi'nin sloganı Yetenekler Ligi. League of Talents. Neden? Çünkü genç oyuncular erken şans buluyor. Ee, başka kıtalardan ve başka ülkelerden umut var eden oyuncuları erken oraya transfer ediyorlar. Oynatıyorlar, dakika veriyorlar. Yetenekler Ligi. Yani diyor ki biz Galaktik Oyuncular Ligi değiliz. Biz 30 yaşında süperstarları getirmek değil maksadımız. Biz arayan, yani. bulan, parlatan evet. ve satan. Aynen öyle. Biz Kamavinga'ların, Mbappelerin ligi izliyor. Onlar burada parlar, ondan sonra galaktik transferler yaparlar diyor. Burada da görüyoruz iki 2 sırada Lille ve Lyon olması. Evet. Bu metodu doğru uyguladıklarının göstergesi. Ancak Serie A öyle değildi. Serie A daha önce aynen La Liga gibi Premier League gibi harcayan bir turnuvaydı. Dikkat edersen Serie A'da Genoa ile Udinese ile Atalanta ile buraya takılı. girerek Lille Lyon'a evet. rekabet ederek onlar da yavaş yavaş bir üretim ligi, üretim turnuvası olma yolunda çabası olduğunu gösteriyor. Serie A'nın da böyle bir yönelimi değişimi. O yönelimin ürününde nerede aldılar? Avrupa şampiyonu oldular. Aynı zamanda Avrupa şampiyonasında en fazla gol ve asist yapan lig Serie A oldu. Serie A oyuncuları en fazla gol artı asist. Sadece İtalya milli takımı değil başarılı olan. Serie da turnuvanın şampiyonu. Serie A oyuncuları en fazla gol asistesine ulaştı. Premier Ligi geçti. Dolayısıyla burada onları da altın çizmi tebrik etmek lazım. İkinci detay da Luis Campos detayı. Çünkü Lille'in bu artı 349 yazmasında çok büyük rolü var. Ee, sihirbaz sportif direktörlerden biri futbolda. Şu anda Galatasaray'a danışmanlık yaptığını hep okuyoruz. Umarız bu Lille'de yaptığı, Monaco'da yaptığı Real Madrid'e verdiği tavsiyeler o katkıları umarız Galatasaray'da yapar. Bir de madalyonun diğer yüzü. Yani 2012'den beri net transfer harcamasında en çok zarar eden kulüpler. Az önce söylediğimiz düştüğümüz notu bir daha tekrar edelim. Bu sadece aldığın oyuncuyla sattığın oyuncuya ödediğin bonservisler arasındaki fark. Diğer gelirleri referans almadan sadece böyle bir çıkarımda bulunmuşlar. Manchester United 1 milyar euro ile birinci sırada. Manchester City neredeyse yani 984 milyon Euro 1 milyar euro gibi bir rakamlar de Paris Saint Germain yine 941 milyon euro. Barcelona 650 milyon euro. Arsenal ve Juventus. Yani buradaki kulüplerde az önce ki sayfa bize şunu gösteriyordu. Arayan, tarayan, üreten ve parlatan. Yani satıcı buradaki kulüplerde alıcıları ifade Aynen ediyor diye, diye kabaca söyleyebiliriz. Çünkü bu kulüpler ekside olan kulüpler değil. Tabii. Yani büyük planda karlı kulüpler. Mersunay evet. dünyanın en karlı kulüplerinden biri. Ee, sanırım hatta bir numaraya inanılmıyorsam Diloyt Para Ligi'nde bir numara. Çünkü çekişiyorlar orada biliyorsunuz. Şimdi bizde yayın gelirleri toplam gelirlerimiz için de çok büyük bir şey arz evet. Anadolu kulüplerinin neredeyse gelirlerinin %80'i yayın geliri. Evet. İstanbul kulüplerinin yüzde 40 neredeyse yayın geliri. Ama Manchester United Manchester zaman yayın gelirleri toplam gelir kalemleri içinde yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25 pay teşkil eder. Çünkü maç günü haslat gelirleri çok yüksektir. Merchandising ticari gelirleri çok yüksektir bu kulüplerin. Dolayısıyla harcayabiliyorlar. Manchester United 10 yılda sattığından 1 milyar euro fazla almış oyuncu ama inanılmaz karlı. Çünkü karlılığı başka gelirlerine dayanıyor. Doğru. On not olarak düşelim. İlk 20'ye baktım ben CS tablosunda. İlk 20'de 14'ü İngilizler. Alıcı, alıcı. Yani dünya yetiştiriyor, İngiltere'ye satıyor. Evet. Premier Lig yavaş yavaş futbolun NBA'yi olma yolunda. Nasıl Avrupa yetiştiriyor ve asla NBA ile maaş yarışına giremiyor. Çünkü NBA çok daha yüksek maaşlar ödeyebiliyor. NBA'nin niye çok daha yüksek maaşlar ödeyebiliyor? Çünkü o kadar geliri var. Çünkü küresel. Çünkü küresel. Bütün dünya izliyor. Çünkü NBA maçına gittiğin zaman çok daha yüksek bilet fiyatı. Çok daha fazla doluyor salonlar. Çok daha fazla ticari gelirleri var. Formalara daha fazla ödüyorsun. Vesaire vesaire. En çok de o yolda. Kareden spor organizasyonu Muydu birkaç sene önce. NFL de çok karlı, yani şeyle yarışıyorlar Amerikan futbol takımlarıyla. Yani NBA baya bir öndeydi diye hatırlıyorum. Başka bir organizasyon galiba şey yapamadı. küresel bazda. Dünyanın Ama en zengin oldu. kulüpleri şeyinde NFL e, bir gibi NFL kulübü oldu. lider. Belki daha Ama fazla. Ama NBA ile olabilir. NFL kulüpleri dediğin gibi şeyde tepede. Biyo biyo. O şekilde yani. Ve NBA ile NFL ikisi en en çok kazanan, en çok gelir evet. yaratan turnuvalar. Tabii orada bir Super Bowl gerçeği küresel var. Alı alıcısı var. NFL'in evet. küresel alıcısı da çok fazla değil yani. Buna rağmen. Kıtasal Buna belki rağmen. NFL'de evet. en fazla bahsedebiliriz. İşte Super Bowl'u bir küresel şey haline getirdiler. Etkinlik haline getirdiler. Doğru. Ya Super Bowl bir, bir olarak. küçümseme. Yok yok küçümsemekten değil ya. Bak ee, Şampiyonlar Ligi'nin... Yaratılan büyük rakamların büyük bir evet. dudak uçuklatır. Şampiyonlar Ligi'nin bir yılda yarattığı ekonominin büyüğünü bir gecede yaratıyor Super Bowl. Kesinlikle haklısınız ama bu küresel olmadan önce de yaklaşıktı diyeyim size. Yani Tabii. Amerika kıtası tek başına ya da Amerika Birleşik Devletleri tek başına bunu yapabiliyordu. Büyük ekonomi çünkü. Çünkü buna yönelik dizayn edilmiş her şey. Bu tip organizasyonları ve bu tip organizasyonların yani Super Bowl başlamadan önce sosyal medyada, internette şunu görüyorsun: Super Bowl ne yiyeceksin? Şunu yiyebilirsin, bunu yiyebilirsin. Tarifler veriliyor, o güne özel menüler çıkarılıyor, o güne özel elbiseler, şapkalar, toplar yani o Amerika futbol topu var ya. Milyon tane şey. Ve insanlar alıyor bunu. Yiyeceği, içeceği, giyeceği, tüketeceği, benzininden gideceği destinasyona kadar herkes planlar, programlar yapılıyor. Ve bu hayata geçiriliyor. Ne kadar planlı ve programlı düzenli olduğunun bir ispatı işte. Evet. Dolayısıyla hani Amerika kıtası zaten bunu tek başına başarıyordu. Küresel olarak bunu seyrediliyor olması ne kadar e, katkısı oldu Super Bowl'a? Mali olarak bilmiyorum. Zaten çok büyüktü. Zaten çok büyük. Kaliforniya bir eyalet malum. Amerika'nın 52 eyaletinden biri Kaliforniya. Kaliforniya bir ülke olsaydı dünyanın <laughs> en büyük 6. ekonomisi olurdu biliyor musun? Doğru. Sadece Kaliforniya. Doğru. O kadar büyük bir ekonomiden söz ediyoruz ki Kaliforniya'nın nüfusu 40 milyon. 500 bin kilometre kare falan yüz ölçümü var. Tek başına bir ülke olsaydı Kaliforniya dünyanın en büyük 6. ekonomisi olacaktı. Rusya, Fransa gündemi var şu an dünyada işte. Putin'in 6 metre mesafede Macron'u ağırlaması. Fransa ekonomisi yani büyüklük açısından GDP açısından Rusya'dan büyük. Yani ekonomik veriler çerçevesinde baktığın zaman daha fantastik bir tablo var bizim sandığımızdan. Doğrudur. Çünkü inovasyon yapıyorlar. Ve o da e, ligi değiştiriyor. Kategoriyi değiştiriyor. Şeyde fazla iktisat detayları gitmiyor ama ben çıkacağım. Bu Kaliforniya Silikon Vadisi'ni içeren eyalet. Silikon Vadisi'nde dünyanın en büyük teknoloji firmalarının hangileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Merkezleri var, orada üretimleri var. Dolayısıyla Kaliforniya gibi bir eyalet bile tek başına ülke olsa dünyanın en büyük altıncı ekonomisi olacak ki Super Bowl'un bu kadar büyük ekonomi olmasının temeli tabii ki bu var. Kıtasal bir gerçek tabii olsa ki. bile. Ee, bu veriler ışığında Premier Lig'de sanki Amerikan NBA'yi işçisine futbolun NBA'yi olma yolunda çünkü olağanüstü bir gelir yaratıyor. Merkezi e gelişmeye başladı. Evet gün geçtikçe artırıyor. Evet. Alıcı olması da o yüzden. Şimdi mesela 20 kulübün en çok zarar eden bonservi zarar eden. 20 kulübün 14'ünün promiyerlik kulübü olması kötü bir şey değil yani. Çünkü alım güçleri var. Tabii. Dünyanın en borçlu şirketlerine bak. Dünyanın en borçlu şirketleri dünyanın en büyük şirketleridir. Onun gibi. Peki bir de ters şeyden bakalım. E, açıdan bakalım. Başka bir. Rakip mesela, Premier Lig'e rakip çıkmaya çalışsa, başka bir merkezileşme olsa nereden gelmesini hmm. beklersiniz? Ya da bekler misiniz? Şimdi şu Ekonomi anda... Ekonomiyi bunu kaldırır mı? La Liga'nın 2000 ile 2010 arasında böyle bir yöntemi vardı. 2009'da aynı anda hem Cristiano Ronaldo, hem İbrahimovic, hem Kaka La Liga'ya transfer oldular ki orada Messi de vardı. 2009'dan itibaren 5-6 yıl kadar La Liga ile Premier Lig her datada yarıştılar. Zaten Barcelona Real Madrid şu anda Manchester ile Manchester City ile filan dünyanın en büyük geliri yatan kulüpleri yarışı içindeler. Dolayısıyla doğal rakipleri La Liga ama La Liga son dönemde Ronaldo Messi ayrıldıktan sonra inanılmaz bir irtifa kaybetti. O yüzden La Liga'nın Premier Lig'le tekrar bu seviyede rekabet edilmesi işte sezon sonu o Mbappe Haaland transfer rüyalarının filan gerçekleşmesi lazım. Sanırım o da yeterli değil. Neden diyeceksiniz? Premier Lig'de kulüp parlıyor. Oyuncular zaten yıldız. Artık teknik direktörler de yıldızlaştı. Tabii. Teknik, tek direktörü teknik direktörü direktörleri git. de yıldız artık. Yani en iyi teknik direktör der geçersin. Hayır ama takipçisi var. Klop'u var. Ee, var oğlu var Toplali. yani. Onlar da yıldız artık. Klop'la, Guardiola beraber artık tek Almanya Ligi'ndeyken Almanya Ligi cazipti. Yani. Klop'la Guardiola orada rekabet ettiğinde Almanya Ligi cazipti. Şimdi Premier Lig'de rekabet ediyorlar. Premier Lig cazip kesinlikle. Tek, tek ama böyledir zaten. NBA'ye iyi koçların gitmesi normal değil mi? Elbette. Evet. Avrupa'dan kolay kolay bir koç gidemiyor NBA'ye. Dolayısıyla ikinci bir ağırlık merkezinin oluşması bu saatten sonra pek kolay kolay değil. değil. Avrupa'da efsanevi olan koç NBA'ye yardımcı koç olarak gidebiliyor. Bunu kabul edebiliyor yani. Yardımcı koç olarak gitmeyi. O kadar büyük bir çekicilik var ki orada NBA'de. Premier de şu anda çok çekici. Tabii ki basketbolda NBA olduğu kadar değil ama La Liga eğer Mbappe Haaland adımlarını atarsa e, bu bir başlangıç olabilir. Tamam evet hemen Premier League aynı seviyeye gelmeyecek. Ama bir cazibe merkezi olmaya başlayabilir. Çünkü Mbappe Haaland'ı çalıştırmak da ister büyük tek direktörler. Mbappe Haaland'la yan yana oynamak da ister diğer yıldız oyuncular. Tekrar cazibe merkezi olmaya başlayabilir. Ronaldo Messi rekabetini tabi tekrar hayata geçirmek gibi bir Tabii. durum. Peki e, Uğur Bey bir araya daha gideceğiz. Tamam. Raporla alakalı eklemek istediğiniz bir şey yoksa aranın ardından da Galatasaray'a devam edeceğiz. Peki efendim bir ara ardından da Galatasaray. Değerli izleyenler Posta Gazetesi geliyor ilk olarak ekranlarınıza. Oğulcan Eyüp Spor'da başlığımız. Transferi Galatasaray'la ile Çaykur Rizespor arasında gerginliğe neden olan Oğulcan Çağlayan Sarı Kırmızılı Kulüp'te beklentileri karşılayamadı. Fatih Terim zamanında kendisine verilen süreleri iyi değerlendiremeyen Oğulcan için Domenek Toren de olumsuz rapor vermişti. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu birincilik ekibi Eyüp Spor'dan gelen teklifi değerlendirdi ve Oğulcan'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüp Spor'a kiraladı. Oğulcan için 100 bin euro kiralama bedeli alınacak, zorunlu satın alma opsiyonu da 1,5 milyon euro olarak belirlendi. Oğulcan Çağlayan 2020'de Çaykur Rizespor'la sözleşmesi te, sözleşmesini tek taraflı feshedip Galatasaray'la anlaşmıştı. Rize'nin itirazı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu duruma el koymuş ve Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı 3.6 milyon euroluk gelirin 1.1 milyon euroluk kısmının Rize'ye verilmesine kararlaştırılmıştı. Galatasaray kulübü de UEFA'dan gelecek rakamı beklemeden Rize'ye 1.1 milyon euro ödeyip Oğulcan için lisans çıkarmıştı. Galatasaray daha sonra da konuyu yargıtaya taşımış, bu parayı Rize'den almak için gerekli hukuksal işlemleri başlatmıştı diye süreci de özetlemiş. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Oğulcan Çağlayan satılma opsiyonuyla beraber Eyüp Spor'a kiralandı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray'da 9 maça çıktı, skora katkı yapamadı. Eyüp daha önce de Galatasaray'dan Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Hakikaten, hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu dedirtebilecek bir süreç gazetenin yazdı. Başından itibaren alacak olursanız ya. Evet Başka değil bir kulüple mi? ilişkiler bozuldu. İlişkiler bozuldu derken yani bu tatsızlık çıktı bu şeyden dolayı. Ee, alacak verecek meselesi oldu. Para ödendi. Tamam bütün sıkıntılar kalktı ortadan. Lisans çıktı. Vesaire vesaire. Ondan sonra oyuncu satın alma, zorunlu satın alma opsiyonuyla Eyüp gitti. Oyuncu yani bir takımda... Bilmiyorum, çok özür dilerim. Sözleşmenin başka bir detayı var mıdır? Sezon sonu geri dönme opsiyonu saklı mıdır? Bilmiyorum ama yazılan çizilen şu. E, zorunlu satın alma opsiyonuyla gitti. Yani Galatasaray'dan ayrıldı diyebiliriz artık herhalde. Zaten zorunlu satın alma opsiyonu dört kelime bir oksimoron yani. Zorunlu mu opsiyon mu? Opsiyon derken zorunlu satın alma Hayır, maddesi diye mi? Öyle yazılmış. Evet, yani. Madde olmalı yani. <laughs> öyle yazılmış. Sizin bir hatanız yok. Bir oksimoron var orada. Zorunlu satın alma opsiyonu. Bir dakika. Zorunlu bir opsiyon. Bu bir opsiyon ama zorunlu bir de zorunlu olmayan opsiyon. var. Zorunlu opsiyon, opsiyon olmaz ki. Opsiyon seçenektir. Kelime ve yani. yazım itibariyle. Zorunlu satın alma maddesiyle verildiyse demek ki sezon sonu alacak Eyüp Spor. Bu bir buçuk milyon euro Öyle ya, ödeyecek. Evet. Zorunlu satın alma maddesiyle gittiyse gazetenin dediği gibi. Demek ki Galatasaray 1 milyon 150 bin euroya aldığı bir 1,5 milyon euroya Eyüp sattı. Kabaca böyle Buradan söyleyebiliriz. Burada anlıyoruz evet. o, o, madde zorunluysa. Zorunlu olan bir madde zorunludur yani opsiyon değildir. García Ruhi öyle almadı mı? Kiraladı ama sezon sonu zorunlu satın, aldı. satın alma maddesi vardı. 5 milyon euro daha ödedi. Toplam 8 milyon euroya mal olmuş oldu Ruhi Beşiktaş Lens'i öyle almadı mı? Önce kiraladı. Bir yıl kiralamanın satın sonunda alma. satın alma mecburiyeti vardı. O madde devreye girdi. Burada yazılan doğruysa öyle oluyor. Galatasaray Spor'a Oğulcan'ı satmış oluyor. Şimdi Oğulcan açısından bakıyorum. Rize Spor'dasın. Büyük takımda oynamak için, Avrupa kupalarında oynamak için kulübünle kötü oluyorsun. Galatasaray'a gidiyorsun. Ondan sonra lisans çıkartamıyorlar. Avrupa Kupaları Lisesi'ne yazamıyorlar. 6 ay top 6 ay sürmedi galiba ama ciddi bir süre top oynayamıyorsun. Sonra lisans sorunu çözülüyor. Oynamaya başlıyorsun. Fatih Terim sana 2 maç ilk 11'de görev veriyor. Adana Demir ve Antalya maçlarında. Hayallerim gerçek oldu diyorsun. Sağ bekte de olsa. Aradan evet, bir evet. ay geçiyor. Kendini TFF birincilikte buluyorsun. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu analiz etmenin, tahlil etmenin çok zor olduğu bir durum. Subjektif yorumumu söyleyeyim. Zaten Buyur. bizim de işimiz subjektif yorumumuzu söylemek. Subjektif yorumum Oğulcan Çağlayan bu seviyede oynayabilecek kalibrede bir oyuncuydu bence. Domey Torrent'in neden tercih etmediğini, neden bu kadar çabuk karar verip, neden gönderdiğini anlam veremedim. Ee, Oğulcan Çağlayan'ın da neden ikinci lige gittiğini anlam veremedim. Doğrusu bu transferi çok anlamlandıramadım. Eyüp Spor tarafını anlıyorum çünkü onlar fantastik transferler yapıyorlar ve süper ligi hedefliyorlar. Onları anlıyorum. Sezon başında Umut Bulut'u aldılar bir Süper Lig oyuncusu. Umut Bulut da birincilikte çok büyük katkı yaptı Eyüp Spor'a. Onları anlıyorum. Şu anda play pozisyondalar. Direkt çıkma umutları da var. O doğrultuda e-spor yönetimi hareket ediyor. Onları anlıyorum. Sadece e-spor tarafını anlıyorum ama. Hakikaten. Şeye benziyor stratejileri. Ee, Wolverhampton. Championship'teydi Ama paraları vardı. 15 milyon euro'luk, 20 milyon euro'luk oyuncular aldılar. Championship rekorları kırdılar ama direkt çıktılar Premier Lig'e. Stratejileri onlara benziyor. Yine zorlama bir çıkarım. Şimdi dile getireceğim. Acaba... Gelinen nokta itibariyle inceleyip sık dokumaktan vaz mı geçti Galatasaray Yönetimi ve Teknik Heyeti? Daha hızlı hamleler yapabilmek adına. Hani ince cerrahi müdahale yerine işte büyük, daha büyük palayla ormanı açarsın ya böyle patküt patküt dalları evet. kesersin falan. Yolunu bulabilmek adına. Acaba öyle bir şey mi? Durumda mı? Mental olarak. Onun göstergesi mi yoksa söylediğiniz gibi dedim ya bu ne periz bu ne lana turşusu. Sezon başında Yerli oyuncu bir de önümüzdeki sezonda rotasyonda şey e, hani da, düz, e, siz söyleyin kontenjan daralacak. Evet. Ya bu kadar kolay elden Şimdi başka çıkarma. bir haber var Alparslan'la ilgili. Onu biz aldık mı? Dün vardı. Alparslan'ı odasından kovdu diye. Dünkü haberim. haber miydi o? Dün vardı o. Evet. Taktik konuşma yapıyormuş. Alparslan'ı da gülmüş mü? Ciddiyetsiz mi davranmış? Öyle yazılmış. Ne olmuş? İşte öyle yazılmış. Öyle de değerlendirmiş ya da hocam. Alpaslan o yüzden kadroya almamış. şimdi ben de tamamen akıl yürütüyorum. Yanılıyorsam Buyurun. çok özür dilerim. Konunun her tarafından özür dilerim. Her bir cephesinden. Acaba Dominic Torrent soyunma odasında ipleri ele almak için, disiplin sağlayabilmek için mi yapıyor bu bahsettiğiniz operasyonu? İşte olabilir. Hani sert hamleler, neşter operasyonu, takım de içinde yakalayamadığı, duygu birliği sağlayamadığı oyuncuyla. Yani hani, benim yolum bu. Yolum bu diyor. Açıyorum bu yolu. Uyan uyacak, uymayan da gidecek. Evet. Şakası da yok bu işin. Evet. Onu kanıtlamak için hani Who's years filminden zaman zaman örnek veririm. Gene Hackman orada bir basketbol koçunu oynar. Bir oyuncusu aynen Alparslan'ın önlerinde olduğu gibi ciddiyetsiz davranır, Taktiklerini oynar. Söylendiği yazıldığı şekliyle. Yazıldığı şekilde evet, oynasa tabii. Evet. Dediğim gibi yanlış zaten özür dileriz ama biz haberde yazılanı evet, alıntı yapıyoruz. Evet. Oyuncu oyundan çıkartır. Kenar yönetim bir anda gelip Gene Hackman oyunu der ki yediğimiz yok. Beş kişi oynuyoruz zaten. Oyuncuyu çıkarırsan dört kişi kalacağız. Olsun der. 4 kişi devam eder maça. Tabii büyük fark yerler doğal olarak. Ama maksadı o günü kazanmak değil, geleceği kazanmaktır. Hani Torrent'in de hamlesi, Hoosiers filmindeki Gene Hackman gibi olabilir. Geleceği kazanmak için şu anda bazı belki e, rötuşlar yapmak... Sert ve büyük hamleler. Sert ve büyük hamleler ya da yapmak durumunda kalıyor olabilir. Sanki tek mantıklı çıkarım bu olabilecekmiş gibi görünüyor dışarıdan bakınca. Ama tabii ki yazılanlar çizilenler üzerinden farklı bir boyutu detayı varsa o da çıktıkça eğer çıkarsa ortaya konuşuruz elbette. Bir sonraki sayfa olcan meselesinden, olcan Çağlayan meselesinden nereye gidiyoruz? Milliyet gazetesine Mustafa ve Pulgar sahaya Galatasaray hafta sonu oynayacağı kritik Kayseri spor maçına farklı bir kadro ile çıkacak. Koltuğu sallanan Domenek Toren, Mustafa Muhammed ve yeni transfer Pulgar'ın yanı sıra Sasha Boyi ilk 11'de sahaya sürecek. Şimdi koltuğu sallanan derken yani gönderilebilir anlamında mı? Ya işte maalesef e gönderilirse Türk spor ne olacak? medyası sadece bu haber özelinde söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın ama Türk spor medyası herkes eşit ama bazıları daha eşit. Yaklaşımı. Yaklaşımı. Bu yaklaşım maalesef sürüyor. Pulgarı hayvan çiftliği miydi? George Orwell. Orwell'in hikayesinde olduğu gibi herkes eşit ama bazıları daha eşit. Öyle davranmaya devam ediyorlar ve bu bazılarından biri Torrent değil. Torrente karşı <laughs> e, üslup biraz daha farklı. <laughs> Peki ee, ne dedik Pulgar? Son maçta oynadı ama hani e, bir fikir belirtme adına haksızlık olur oyuncuya da kısa bir süre. E, kaç 77'de mi girdi? 72'de mi girdi? Hatta 82 hatta galiba. Baya geç yaptı değişiklikleri hat. şimdi Geç yaptı. Ha doğru söylüyorsunuz tabii. E, çok fazla oyun hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Bu maçta eğer yani, Yukatel Kayseri spor karşılaşmasında oynarsa belki e, orta sahaya çünkü yazılan çizilen hep o. Hocanın kafasındaki sisteme göre orta sahayı derleyecek, toparlayacak. Bekleyip göreceğiz e, şey için, pulgar için. Şeyde oynatabiliyor mu? Yazdılar Avrupa Lisesi'ne. Oynatabiliyor mu? Avrupa, Avrupa. Lisesi'ne İnyaki, Pen ha, yazdılar. yazdılar. Tabii. Pulgar ve Gomis'i yazdılar. Ee, çünkü 3 oyuncu çıkarıp 3 oyuncu ekleyebiliyorsunuz. 3 oyuncu çıkaracak, 3 oyuncu da malum e, şey oldu. Ayrılanlar, sakatlık işte alınanlar filan. Galatasaray bu arada resmi Buffettini açıklama Gomis da yapmadı. Yazılmamış buraya Gomis. Mustafa Muhammed oynayacak diyor. Gomis oynamayacak mı? Gomis de aslında Kayseri maçından bahsediyoruz değil mi? Evet evet. Gomis de Kayseri Haftası. maçına hazır olacağını söylemişti. İşte Gomis'e maçın gidişatına göre sahaya sürmenin planlarını yapıyormuş. Mustafa Muhammed de başlayacakmış. Plana göre. Sonra maçın gidişatına göre ama Gomis her türlü. Gomis de başlayabilir. Oynar diye düşünüyorum. Çünkü Bilmiyorum o Kayseri maçına hazır olacağım diyorsa muhtemelen Kayseri doğru. maçına hazırdır. Ya ben Gomis'le ilgili bir istihbarat aldım. Çok hoşuma gitti. Güzel şeyleri de paylaşmak istiyorum. Mutlaka. Çünkü çok fazla güzel şey konuşamıyoruz. Türkiye'ye 3 kişilik ekiple gelmiş. Personal trainer, kişisel antrenörü, fizyoterapist ve şef. 3 kişiye ev tutmuş. Üç kişilik kadrosu ile beraber Türkiye'ye gelmiş. Düzenini bozmuyor yani. Evet. Yani ve profesyonel. Alışkanlığını ve bu çok önemli. Türkiye'ye böyle bir ekiple gelen birisi herhalde oynamak için geliyordur. Yani evet. emeklilik planları için gelmiyordu. Ama Gomis dediğiniz zaman başka türlüsünü dün de çok güzel özetlediniz. Başka türlüsünü düşünmez insan. Dün Oynamayacaksa bunu oynamaz Biliyor yani. Musun? Dün ilerleyen saatlerde öğrendim bunu. Dün programda tahmin yürütmüştüm. Dedim ki Gomis sinek ikili olmak için yaşamadık kariyerini. Hep as adam olmak için yaşadı. Muhtemelen hazır gelmiştir dedim. Sonra gün içinde bu bilgiyi aldım. Gomis'in Türkiye 3 kişilik ekibiyle geldiği bilgisini aldım. Benim de bizim de biliyorsun tanışma fırsatımız oldu. Ufak bir sohbet etme imkanımız oldu. Hakikaten çok etkileyici bir insan. Kesinlikle öyle. Disipliniyle, yaklaşımıyla, etiğiyle işine karşı. Hakikaten. E... O yüzden oynayabilir. O da başlayabilir. Oynayamayacak olsa oynayam, oynamam der zaten. Bendeki iz düşümü o Gomis'in. Ben Coz de öyle, atmaz yani. yani. Pulgar'a gelince çıta çok yukarıda değil onun pozisyonunda. Doğrusunu söylemek gerekirse. <laughs> Her yani, türlü pozitif katkı olumlu karşılanacaktır yani. Sanki öyle. Kariyerine de baktığın zaman bir de son olarak hani milli takımında direkt oynayarak geliyor. Kulübünde çok fazla bu sezon oynayamadı. Lucas Torreira'yı kesemedi ama milli takımında direkt oynayarak Arjantin ve Bolivya maçlarına ilk 11'de oynayarak geliyor. Fiziksel seviyor hazır olmalı. Şili milli takımında sen direkt oynayarak geliyorsan fiziksel seviyor hazır olmalı diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Pulgar'da 11'de başlar. Başlamalı da zaten. Torrent de bu gidişatı kırmak için zaten müdahale etmesi gereken en önemli yer orta saha. Taylan Berkan ikilisine muhakkak müdahale etmesi lazım. Ben ikisini birden değiştirebileceğini düşünüyorum. Ama en az biri kesin değişecek. Pulgar girecek. Ben ikisinin birden değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Çıkaldağ'ı da oraya çekip bence ideal orta ikilisini Pulgar Çıkaldağ'ı yapmalı diye düşünüyorum. Domenek Torrent. Şimdi Sabah gazetesinde de yine Galatasaray'dan bir başlık var. Aslan eridi, 2 kilo gitti demiş büyük punto attığı başlıkta. Domenek Tore'nin antrenmanları takımı zorladı. Kilolar kaybolmaya başladı. İdmanları en az 90 dakikaya çıkaran, lig arasında çift çalışma yaptıran İspanyol Hoca takıma kondisyon yükledi. Galatasaraylı oyuncular ortalama ikişer kilo verdi. Şimdi burada demiş ki, Bafetin bir gomise güveniyor nasıl güveniyormuş Orada ne diyor? Başlayacağım tahmin ediyor. Yok bir dakika. Sarı Kırmızılıların Toren döneminde ortalama 2 kilo verdiği ortaya çıktı. Kayseri Spor karşılaşmasında. Pulgar'ı ilk 11'de oynatacak Domenek Torrent. Mustafa, Mustafa Muhammed ve Gomiz'in dönüşüyle, dönüşüyle galibiyetten emin demiş. Buffett'in bir Gomiz'e güveniyor derken sadece o ara başlık olarak kalmış orada. Ekstra bir güvenden bahsetmemiş ayrıntılarla. Evet. Emre Akbaba bu takımda oynar. Domenek Torrent Alanya maçında izlediği Emre Akbaba'nın dönüşü için onay verdi. Emrah Baba hakkındaki raporunu yönetime iletti. Milli futbolcunun gelecek sezon Galatasaray'da olması gerektiğinin altını çizen İspanyol Hoca yakın çevresine ise Emrak Baba bu takımda oynar diyerek fikirlerini paylaştı. Yakın çevresi herhalde kulüp içerisindeki kaynaklar olsa gerek. Ya Emrak Baba, Yunus Akgün, Okan Koçuk şu anda A milli takıma çağırırsa şaşırır mısın? <laughs> Şaşırmazsın tabii. Yani bırak Galatasaray'da oynamayı, oynayabilecek yeterlikte olmayı. A milli takımın Mart kadrosuna ben Yunus Akgün'ün çağrılacağını düşünüyorum zaten. Ama Emrah Baba ve Okan Koçuk da çağrılsa biri veya ikisi şaşırmazsın. Evet bu gösterdikler performans itibariyle A milli takımın geniş kadrosunda olabilir dersin. Tabii ki Galatasaray'da oynarlar. Yani zaten Galatasaray'ın kiralık verdiği Okan da, Yunus da, Emrah Baba da sezon sonunda büyük ihtimalle e, Torrent görevde olacaksa Torrent'in 2022-23 kadrosunda olurlar. Bir sonraki başlığımız nereden geliyor? Takvim gazetesinden ve Beşiktaş'tan geliyor. Değerli izleyenler nedir başlığımız? 19 gol 20 asist buhar oldu. Beşiktaş'ın yıldızı geçen sezonu mumla aratıyor. İstatistikler büyük sıkıntıyı ortaya koyuyor. Geçen sezon 24. haftada 29 gol ve 24 asistlik katkı veren Gezal, Larin, Rozier, Atiba ve Enkudu eski günleri aratıyor. 5 yıldız bu sezon 24 haftada 10 gol 4 asiste kaldı. Rozier fotoğrafı kullanılmış burada. Rozier ile alakalı olarak geçen sezonun yıldızı Rozier de takım arkadaşlarına ayak uydurdu. Fransız Sabek gol atamazken asist sayısı da 2'de kaldı. Rozier konusunda dur bakayım devamında bir şey yazılmamış bir saniye. Yok o kadar. Tabi ee, tabii şimdi sadece şunu söylemek istedim. Belki sezona diğer arkadaşlara kadar iyi başlayamadı Rozier ama geride kalan 3-4 hafta sonra e, sezonun geri kalan kısmında Grafiği yukarıya çıkan tek oyuncusu Roziye'ydi Beşiktaş'ın. Onu da söylemek lazım. Doğru. Ya da 1-2 isim sayılabilecekse bunlardan bir tanesi %100 Roziye'ydi. Zaten Laringezal ve Atiba'yı alsan yani. hissetsin çoğu onlar. Yani oraya niye Enkudu'yla Roziye'yi de katmışlar ki? Geçen, geçen sezonki... Sene, geçen sene hücuma katkısı daha fazlaydı Roziye'nin diye muhtemelen. Tamam ama kaçmış, Bir gol 3 asist mi? O anlamda değil. Destek mi? anlamında anladım. anladım ben. Gol sayısında değil. Daha fazla hücuma katılıyordu ama bu sene işler geçen seneki değil. Oyun öyle değil çünkü. O oyun oynanamıyor. O istatistikteki düşüşün ana sebebi, temel sebebi Lerin, Gezel Atiba'nın istatistiklerinin düşmesi. Üçüncü istatistiklerinin düşmesi. Net bir şekilde Larin sezonu gol krallığı yarışında tamamladı. 19 golle tamamladı yanılmıyorsam. Ee, Gezel esist kralı. O da 17-18 asist sayılarına ulaşmıştı. Atiba'da 4 gol 11 asist eğer yanılmıyorsam o da gol artı asist katkısı 15'ti. Şimdi üçüne baktığın zaman zaten geçen sezon 55 gibi bir yuvarlak hesapla gol versiyon katkısına gitmişler. Lerin, Gezal ve Atiba. Ve bu sezon üçünde katkısı çok kısıtlı. Esas sorun o. Atiba bir yaş daha yaşlandı. Geçen sezonki verimin çok altında kaldı. Zaten bir yıl uzatmıştı Beşiktaş'ın kontratını. Yani ne kadar iyi profesyonelsen, ne kadar kendine iyi baksa da 1983 doğumlu. Galiba 39 yaşına girdi. Doğum günü de bugün neredeydi? Dünmüş doğum günü. Tebrikler Atiba. Dün 39 yaşına Dün girmiş. Gün. 39 yaşında. Önceden bahsediyoruz. Onun düşüşü hani kendi iyi bakmamasıyla, iyi profesör olmamasıyla alakalı değil elbette. Yaş almasıyla ilgili. Larry'nin kontrat sezonu ya bir türlü duygu düşünce birliği sağlayamadılar. Kafası karıştı. Hayatında en önemli kontratını yapacak. Hayatında en iyi sezonunu geçirdi milli takımıyla. Uluslararası medyaya haber oldu. Milli takımların en çok oynatan oyuncu oldu. Kanada milli takımın en golcü oyuncusu oldu. Hayatında ilk kez Dünya Akbası'na gidecek. E, Kanada çok uzun zaman sonra Dünya Akbası'na gidecek. Galiba 86'ya gitmişlerdi. Tüm bunların kafasına karışması çok doğal. Yani Ler'in penceresinden bakıyorum. Kafasına karışması çok doğal. Onun da performansı o şekilde düştü. Gezzal'de ufak bir toparlanma var. Ee, takımın genelinde o da uydu. Takımı ileri çeken faktörlerden biriydi. Bu sezon çok ileri çekemedi. Ama o Gezal'de ufak bir toparlanma vardı. Hafta sonu malum oynayamadı ama daha önce vardı. Sanırım Beşiktaş takım olarak İbre'yi yukarı çevirirse Gezzal'inlerin istatistikleri de artar tabii. Ama takım olarak İbra aşağı gösterdiği zaman bireysel istatistikler de düşüyor böyle de değerlendirebiliriz. Bir sonraki sayfa 7 milyon euro havaya. Beşiktaş'a istem istenmeyen oyuncularından büyük külfet siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Laiç, Lens, Ensakala ve Douglas'a teklif gelmedi. 4 oyuncu için bu sezon 7 milyon euro yani yaklaşık 109 milyon lira çöpe gitmiş oldu. Ayrıntılarda bakalım. Leic'in için inadı demiş gazete. Hatta şöyle Getson Fernandez'in bonservisini... servisini alan Lacazette, Onyekuru ve Bupenza ile görüşmelere devam eden siyah beyazlılar ara transfer döneminde teklif beklediği oyuncularıyla yollarını ayıramadı. Sezon başından bu yana tesislerde kendi başlarına idman yapan Adem Laiç, Jermaine Lenz ve Douglas'a sezon ortasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sebebiyle kadro dışı bırakılan En Sakala da eklenmişti. Bu dört oyuncu da Beşiktaş'tan aldıkları ücretlerden olmamak için başka bir takıma gitmeyi reddedince Beşiktaş ligin kalanı için yabancı kontenjanı açamadı. Laiç'te şuradan bakayım, ee, ara transfer döneminde Laiç'i elden çıkarmayı düşünmüştü Beşiktaş. Ancak Laiç'in, bakayım boşuna oyuncu için Medipol, Başakşehir, GZT, Giresunspor ve Özgür Kablo Yeni Malatya görüşen Beşiktaş kulüplerle anlaşma sağlamıştı. Ancak Laiç'in kalan 1.6 milyon euroluk yıllık ücretini de istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Hakikaten bu sadece bu sezonun değil, Beşiktaş'ın bir süredir. Bu oyuncular transfer edildiğinden beri maalesef yaşadığı sıkıntı. Lensi 30 yaşında transfer etti Beşiktaş. Ki Beşiktaş'ın o dönemde geldiğinde lense uygun bir oyunu yoktu. Bugün de yok. Hayır bir de 1 artı 4 yıllık 5 yıllık kontrat yaptı. Yani bunu tekrar altı çiziyorum. Ben çok az gördüm Gerçekten örneğini. 30 yaşında bir oyuncuda 5 yıllık kontrat yapıldı. En Enstakalı'yı 30 yaşına transfer etti. Şu anda ikinci sezonu kontratında. Yani hep bu örneği veriyorum ama Ribery ve Robben Bayern Münih efsaneleri. Yani Bayern Münih müzesinde Ribery ile Robben'in dünya kadar izi var, fotoğrafları var, hikayeleri var, kazandırdıkları kupalar var. Bayern Münih altyapısında Ribery ile Robben örnek gösteriliyor. Kulüp organizasyonunda belki yer verecekler Ribery ile Robben. Ribery ile Robben 30 yaşına gelince Bayern Münih dedi ki bizim de bir kulüp politikamız var kusura bakmayın. Sizinle bir yıl uzatabiliriz. Bunu Ribery ile Robben'e dediler. Kulüp efsanelerine dediler. Artık dediler Bayern 30 yaşının üzerinde bir oyuncuyla bir yıldan uzun kontrat yapmıyor. Bu bizim kulüp stratejimiz. Sizi de uzatacağız. İyi durumdasınız ama bir yıl uzatacağız. Bir yıl sonra tekrar değerleneceğiz. Sonra bir yıl daha uzatacağız dediler. Şimdi Beşiktaş 30 yaşındaki lensi alıyor. 5 yıl kontrat yapıyor. 30 yaşında En Sakala zaten transfer kamuoyu şaşırmıştı. Wellington ve En Sakala transfer edildi. Sergen Yalçın savunmuştu daha önce beraber çalıştı oyuncularını. Ama bugün bakıyorsun en sakalaya da oynamadığı halde maaş ödüyorsun. Yani maalesef tamam bu oyuncular transfer edilebilir ama kontrat detaylarında da boğuluyorsun. Douglas o da 1990 doğumlu. Çok, çok işte 7 milyon euro diyor ya 109 milyon lira. O da 29,5 yaşında geliyor Beşiktaş'a. 2019'un yazında geliyor. Onunla da 3 yıllık kontrat yapıyorsun. Şimdi hikayeler o kadar benziyor ki 30 yaşına gelen Lens'le 1 artı 4 yıl. 30 yaşına gelen ile 2 yıl devam ediyor kontratı. 30 yaşına merdiven dayamış Douglas'la 3 yıl. E ne, neden bu kadar uzun kontratlar yaptın ki? Bak hala maaş ödüyorsun. Burada bir ufacık kutucuk olarak görülmüş gazetede Koray Günter'de mutlu son yakın Beşiktaş'ta. Diye hiç duymuş muydunuz daha önce Beşiktaş'ın Koray Günter için? Yani yazılı, yeni sezon çizici, için diye... mi artık? herhalde. Yeni sezonu transfer bitti. Yeni, yeni sezonun transfer çalışması. Gece yarısı olabilir. bitti. Ya iyi gidiyor Koray. 15 ee, maçta bu sezon takımında Verona'da 90 dakika sahada kaldı. 2 2 maç yok 4 maç galiba sakat zaten. Çok iyi performans gösteriyor. Seriada düzenli oynuyor. Ee, ki Seriada bir savunma oyuncusunun düzenli oynaması önemli başarıdır. Geçen sezon da iyi performansı. Bu sezon da düzenli oynuyor. Eee kariyerinde bir düşüş yaşadı ama toparlanmayı başardı. Koray'ın da Türk takımlarının gündemine gelmesi normal. Bugünlük bu kadar diyelim çünkü süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Tamam. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. Veda etme zamanı şimdi. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.